Anne ne oldu? Yok bir şey. Yok yok var bir şey. Bir şey mi oldu babaanne? Baban o kavur karısı. Amcanın evinde kalıyorlar. Annen öğrendi canı sıkıldı. Ne yapıyor bunlar ya? Anlamıyorum. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hoş bulduk. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrikler. Tebrikler. Karolin ile Ali'nin şerefine, Ali ile Karolin'in şerefine. Mutluluklar. Zıkkım için şerefsizler. Bunu Cemile'nin yatak odasına, yastığının altına mahsus koyuverdin değil mi? Ha? İkinizin yatağında yattığını sansın da gururu kırılsın, ezilsin diye değil mi? Ha, senin şırfın da. Yok böyle şey. Ben bilerek değilim. Yok ben bilerek değilim. Böyle oluyor. Kötülük bu. Bilerek yapıyor. Limon sıktın yani Asefa Hanım. Artık gerçeği kabul et. Ali ile Cemile boşanıyorlar. Ali abim Karolin'le evlenecek. Bu akşam da ona yüzük taktı, tamam mı? Sen de canın isterse aramıza katıl, keyfine bak. Ha yok, eğer istemiyorsan çek git. Keyfimizi kaçırma. Pek bir parlıyor. Tabii parlayacak. Tek taş pırlanta. Hem de en pahalısında. Deme. Ali. Öyle mi? Tek taş hem de en pahalısından ha? Ali abimin parası çıkışmadı da eski alyanslarını sattı. Üzerine de azıcık para koydu. Artık o kafana sok Hasefe Hanım. Karolin senin gelinin. Sus artık Neriman. Yeter. Ben ne dedim şimdi? Yeter. O yüzüğü Cemil'i yıllarca namusundan taşıdı. Sen buradan çok uzakla Hatakene. Hapiste yüzüğü vermemek için asla canını teslim ediyordu. Sen bunu biliyor musun? Ha? Şimdi sen resmen boşanmayı bile beklemeden o buna tek taş planta al verme paran yetmediği için satıverdin demek ha? Yazıklar olsun. Allah seni bildiği gibi yapsın. Evvelden yazıklanıyordum sana. Üzülüyordum, acıyordum. Ama ne lakin görüyorum ki boşuna paralanmışım. Yeter artık anne. Yeter. Çocuk gibi azarlayıp duruyorsun beni. Tüh sana. Ali. Ben bu evde kalmayacağım.
Yarı durma. Anne. Hayırdır, ne oldu? Ben sen de kalıveren gayrı. Gel, gel. Gel. Gitme madem oraya sen de. Burada kalırsın, ne olacak ki? Nasıl gidem zaten? Tokadı çarpıverdim Ali'nin yüzüne. Esas başka şey diye vereceğim sana. Ne? Ama uykun geldiyse yat uyu, yarın değinelim ha? Yok yok, gel gel otur. Yarın avukatın bürosuna gideceğiz zaten. Ali ile buluşacağız. İşte boşanma işlerini konuşmaya. Aman o vakit beni dinleyiver şimdi. Şimdi demem lazım sana. Ne diyecektin? Boşanma, sen boşanma işlerini konuşurken nafaka mafaka da konuşulur değil mi? Konuşulur herhalde. Beni iyi dinle. Güzel cimri kızım. Sen ne yap yap? Bu evin tapusunu üstüne geçin. Tamam mı? Ali'ye söyle, öyle anlaş. Evin tapusunu senin üzerine yapıversin. Yoksa boşanma vallahi. Bu şimdi nereden çıktı anne? Sen beni dinle. Evin tapusunu üstüne geçin. İşi sağlama al. Bak bu Karolin denen gavur karısı, onun gözü hiçbir şey görmüyor. Girdiği her yeri tarumar ediyor. Benim gözüm korktu. Kendini düşün. Çocuklar düşün. Karı Ali'nin aklını başından alıvermiş. Yarın neler yaptıracağı belli olmaz. Bak benden dinlesin. Tamam mı?